Bundan birkaç önce internette gördüğüm şeyleri konuştuğum bir seri gibi bir şey yapıyordum arkadaşlar. Fakat bunu nedense bıraktım ve bugün itibariyle geri dönmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok garip bir olayla karşı karşıyayız. Şimdi bizden internet gençleri olarak konsolcuları sevmiyoruz arkadaşlar. Niye? Çünkü bir tane oyunu mesela sıfırı 500 liraysa ikinci 250 elini 250'ye 300'e bulacağımızı biliyoruz. Fakat bunu bilemeyen insanlar yani genellikle yaşlılar, çocuklarına hediye almak isteyen insanlar neleri kullanıyorlar? Hala da dükkan olan konsolcuları kullanıyorlar. Fakat zamanla şöyle bir şey gerçekleşti ki insanlar onlardan satın almayınca onlar fiyatı arttırmaya başladı ve bu durumda da oyuncular yani bizim gibi gençler o insanları sevmemeye başladı. Ben bunu 200'e bulurum sen ne şeyle 500-600 liraya satıyorsun lan diye bir kavga oluştu. İyice gidilmeye başlandı. Fiyatlar iyice arttı. Yani böyle bir garip bir döngüye sokuldu. 2016-2017 yıllarında zamanda YouTube'u takip ediyorsanız çoğu YouTuber'ın mesela şu an ekranda gördüğünüz Dostkayoğlu gibi YouTuber'ların konsol oyun diye bir yerden sürekli oyun aldığını biliyorsunuzdur. Ve bu konsol oyun dediğimiz kişi gerçekten bayağı, bayağı ileri görüşlü biri olsa gerek ki 2017 yıllarında firmalar bile YouTuber'ları ciddi alıp sponsorluk yapmıyorken veya yapsalar bile gerçekten iliklerini sömürtüyorken adamlara ki bayağı bir büyük YouTuber'a şu anda bildiğiniz çoğu AAA oyun videoları çeken YouTuber'a sponsor olmuştu tek başına kendi cebinden ve gerçekten ileri görüşlü bir adam. Kendisi de burada. Hatta o kadar ileri görüşlüydü ki arkadaşlar bu bildiğiniz youtuberları zamanında çalıştırmıştı bile. Gerçekten ileri bir görüşlü bir youtuberdı ve bu ileri görüşlüğünü bir adım daha ileriye atmaya karar verdi ki 2020 yılında korona döneminden satış yapamayınca canlı yayın yapmaya karar verdi. Bakın bu da benim ve bu canlıların izlemesi gerçekten keyifliydi arkadaşlar. Baya baya keyifliydi çünkü herkes konsolculardan nefret ediyor ya dediğim gibi fiyat olaylarından. Fakat bu adam yaptığı işi açıklayarak yapıyordu. Gerçekten iyi bir esnaflık yapıyordu. Ve eğer ki yaşınız kaçsa sizin de izleyici kitleniz öyle oluyor arkadaşlar. Mesela 12 yaşta birini 20 yaşta biri izlemez ya. Kendisinin yaşı büyük olduğu için kendisi de kitlesi büyük oluyordu. Kendi yanında kavrulurken şöyle bir olay gerçekleşti. Testotallerini hepiniz biliyorsunuzdur. Bir videosuna ziyarete gitti kendisini ve buradan sonra işler gerçekten çok karıştı arkadaşlar. Zaten ben de kendi o yüzden sonra ziyarete gitmiştim. Şimdi biraz karmaşık anlatıyor olabilirim fakat hepsi bir yere bağlanacak arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi kendisinin yaş kitlesi kendisini izleyen insanların yaş kitlesi gerçekten büyük ve bu yüzden işte bağış atan olsun, yemek sipariş eden olsun, al biz, hadi bizden olsun akşam yemeği taze yemek sipariş eden olsun büyük bir yaş kitlesi vardı ve kendi yanında kavruluyordu. Fakat burada Yakup şey, test videosu çıkmasıyla beraber veya işte bizim gibi başka youtuberların hatta Orhun Kayalp'ine de gitmesiyle beraber işler çok ilginç bir noktaya geldi arkadaşlar. Şimdi böyle çıl çıl canlı yapan 200 izlenen bu adam şu lafla beraber gerçekten çok büyük bir gaf oldu ki bakın şimdi bak şimdi. A Tat Acik bir klima. Şimdi bu lafla beraber zaten test olaylar sürekli Facebook gruplarına çıktığı için kendi videolarıyla beraber e, bu da sürekli Facebook gruplarında paylaşıldı ve konsol diğer videolarını izlediler ve oradan sonra ipler gerçekten koptu. Hatta adama bir lakap taktılar ki o da Cimri Taner'de. İşte insanların onu yemek göndermesi veya şurada gördüğünüz üzere kolonyayı bidondan dökmesi gibi şeyler yüzünden kendisi bayağı bilinç yedi. Ve son zamanlarda şöyle birkaç olay yaşandı ki Facebook'un eline bir kez düştünüz mü arkadaşlar gerçekten geçmiş olsun. Bakın mesela en ünlü mutlardan birine normalden düştü. Normalden biraz daha ucuza verebileceğim cihaz eğer okey edersiniz. Yok, evet. <gülüyor> <gülüyor> komik komik onu Kanın itiraf kasa, edeceğim. 500 Ama çok da... bir şey yok aslında ya. 6 ayda garanti vereceğim buna. I'll take, I'll take. Tabii zaten. Tamam çok da bir şey yok aslında bir kez Facebook'a yine düştünüz mü gerçekten Facebook'un kitlesi acımasızdır arkadaşlar. Mesela benim başıma gelen bir şey söyleyeyim. Direkt profil fotoğraflarınızı atıp şu ucubeyi izleyenlere bilmem ne falan deyip laf sokmalar oluyor gerçekten Facebook'ta. Ve buradan sonra işler gerçekten patladı. Hatta bunu patlamasını sebebi de şuydu. Mesela bakın bunu BG'ye yeter atmış. Normalde her postlarını Twitter'a atmıyorlar. Fakat bu adam çok fazla ilgi çekiyor diye Instagram'a attıkları şeyi Twitter'a da attılar. Ve şu izlenme sayılarına bakın. Aynı post tamamıyla. Bir de şöyle bir şey var. <gülüyor> bu <gülüyor> da ha, bu olayın patladığı yer arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi büyük takipçileri, yaşı büyük olan insanlar al yemeğin bizden olsun ya, dükkanın adresi açık olduğu için ona yemek gönderiyor. Sonra ise Facebook'a düştükten sonra insanlar bunu evi başlıyor. Bakın şimdi. Youtube'da canlı yayındayım. YouTube'da canlı yayınlayayım. Ses yönünde canlı yayınlayacaktır. Kameramız orada. Çok teşekkür ederim. Kimden geldi bu arada? Ödeme benden mi? Efendim? Ödeme benden mi? Yok. Ödeme ha, ödeme sağ olsun. Ödeme. teşekkür ederim. <laughs> bak. Posta ödeme mi? benden olma <laughs> değil diye şey değil yapıyor. Eyvallah. Gönder arkadaş. Çok çok teşekkür ederim. bir saniye. Seni hemen boş göndermemek adına. Şöyle. Bugün çok şükür param var biraz. Sağ olsun. Ödemeyi onlar mı yapacak? Yani şey. <laughs> ödeme yapıldı <laughs> mı? Yapacak? Aha. Yapılmadı. Aha. Ödeme yapılmadı. Ödeme yapılmadan kim kim düşünmüyor şu kim bunu? Yok ben yaparım da ama yani kim buradan yönden... sonra ismi şey olmuyor. Söylenmiyor tabii. Çünkü adamın kendi ismiyle göndermişler. Kapıda ödeme göndermişler. Adam bunu alıyor sonrasında fakat ben bunu yemem. Bu benim hakkım değil. Yani bunu şaka yaptınız zannediyorsunuz falan diye bayağı üzülüyor ve gördüğünüz üzere bu paylaşılmış arkadaşlar. Instagram'da 54.000 beğeni sonra popüler diye Twitter'a da atılmış. Nerede o 1.4 milyon görüntülenme almış yani bir döngü arkadaşlar şakalanıyor şakası fazla izleniyor insanlar trollüyor fazla izleniyor Facebook'dan geçiliyor ve adamın izlenmeleri 200'den 1500'e çıktı hak ediyor bence ama bu yaptıkları şaka gerçekten dalga geçmek için yapılıyor ama adamın daha çok işine geliyor yani milletin amacını gerçekten anlayamıyorum bu konularda ve alaksızca baya alaksızca. Sonra arkadaşlar iş şurada kopuyor ki kendisi gene klasik bir canlı yaparken e, hani dedim ya Facebook'a düştü diye. Durumu biliyoruz hani ülkenin e, bilgilerimizin sızdırılma durumunu falan. Mesela benim anneme, abime, babama Arda diye millet WhatsApp'tan mesaj atıyor. Arda yazıp Ortamı falan şey oluyor herhalde. E, adresi mı neler yaparlar sizce? Kötü bir şaka bir daha olmaz diyor şu Bak, kötü bir şaka diye Bakayım, Bak, kötü bir daha olmaz şey. diyor. Önde ambulans var arkadaşlar. Tam bir regular show bölümü gibi. Önde ambulans var. Hayır, ama iki tane ambulans geldi. İki tane ya. ambulans. Buyurun buyurun. Sizin Dükkan sahibi benim evet. Ha, bir misiniz? Dostlar geliyorum saniye selceyim. Polis çağırdı. <laughs> Eyvah hayırlısı bakalım. Sahte var Gerçekten çok korkunç. Bayağı korkunç ya. E sonra bunlar da paylaşılıyor. Mesela bu 250 bin görüntülenme almış. sadece bir yerde. Kim bilir kaç yerde daha paylaşılmıştır. Canlı yayınları daha heyecanlı geçiyor. Daha çok izleniyor. Ve ekmeğine yağ sürüyorlar aslında. Bir de canlı yayını kapattıktan sonra adama kapıda ödeme cinsel ürünler göndermişler. O da çok ilginç ya. Bu kapıda ödeme mantığı niye var abi? Yani bir de bunlar pahalı ürünler. Şeyden bahsetmiyorum. Yemekler falan falan bahsediyorum. Pahalı pahalı ürünleri kapıda ödeme diye gönderiyorlar. Firmada gidiyor. Yani niye gidersin ki? Ödememe riskini Niye kimse düşünmüyor ki? Bir tane en azından şey olmalı. Kaporta mı deniliyordu? Kapıda ödeme mantığı çok saçma bence. Bakın farklı haber kanallarında paylaşıp yüz binlerce görüntülenme almış. 3 milyon görüntülenme almış. Sonra daha çok yapılır tabi. Kısır sınır dön sınır bir döngü yani. Şimdi kendisi her gün canlı yayın açan bir arkadaşlar. Böyle bir şey oldu mu tamam morali bozup canlı yayını kapatıyor. Fakat canlı yayın yapmayı sevdiği için ertesi gün tekrar canlı yayın açıyor ve herkes ağzının içine bakıyor. E, herkes ağzının içine bakıyor ne oluyor? İzlenmesi daha da artıyor. Ve bu sefer şöyle bir şey yapmışlar ki bir canlı yayına bir saat içinde bir itfaiye, bir polis, bir ambulans 6-7 kurye ve çilingir. Evet bildiğimiz çilingir. Gene mi ya? Vallahi inşallah gelmez dostlar. Esnafa yazık. Ha bak adam önünde İngilizce durdu. Çok canlı indi. Bu lafıyla da çok dalga geçtiler bu arada. Indi. Facebook kitlesi niye böyle İngilizce. ya? Olsun, bir arkadaş. Biraz Bizim şey gibi bak. bir iş kesinlikle yani. Normalde izlesiniz hiçbir şekilde düşünmezsiniz. Fakat biri ortaya atıp böyle birinin resmini atıp ha şuna bakın hiç herkes ona çullanıyor. Öyle bir olay yani. Karımız orada canlı indiniz vardı, arada. olsun. Ödemesi Ödemesi yapıldı mı? Çünkü bize şaka yapıyorlar. Bizim adımıza sipariş, sipariş verip buraya gönderiyorlar. Bugün bir arkadaşı geri gönderdik. Bunu da inşallah geri göndermeyiz diyelim bakalım. Teşekkür. Ha sonrasında bak 6 kez daha IMAX edilmiş 5'i gönderilmiş güzel güzel sonrasında biraz insanlar şey olmuş. Aa bak bu da itfaiye gelişi çok korkunç ya ben her zaman bunu Arası. düşünüyordum şimdi canlı yayında sürekli telefon numarasını söylüyor adresini söylüyor ne bileyim gece taşlayanlar olabilir belki ya da böyle şeyler olabilir diye düşünüyordum olmuyordu ta ki Facebook'a düşene kadar yani Testo Taylan'ın o lafı sayesinde işte şeyinde klima yok falan diye dalga geçildi oradan patladı kelebek etkisi gibi olay gerçekten ya korkunç da kebapçı geldi kebapçı geldi, <laughs> kebapçı geldi. <laughs> sipariş vermedik biz haberin olsun bir tane daha geldi. Of of şuna bak ya. Çok korkunç. Al, Yemek sepeti mi? E, yok. Normal telefon. Normal, normal telefonda. Evet. Telefon numarası kayıtlı mı? Telefon wow. numarası kayıtlı mı? <laughs> e, numarayı söylemeyin. Numarayı bana verebilir Burada misiniz? O. Ben avukata vereceğim. Kendi telefon numarasıyla sahte ihbar. E <laughs> Sıfır ama dur 0300 diye başladı. Sahte numarada mı kullanıyorlar lan? Sen çilingirsin. Çilingir. Dedim. Çilingir bile göndermiş. Bu e, şey gerçekten çok iyi tuvalet kafası açılacakmış Kapıda ödeme olayı çok ilginç yani Sorgusuz sualsiz bir yere gitmeleri gelmeleri Ki sipariş ettikleri şey de pahalı arkadaşlar 850 liralık kebap falan söylüyorlar Sorgusuz sualsiz kapıda ödeme getiriyorlar İlginç yani Ay kaptan youtube'da canlı edin Ses görüntü canlı diyecek. Adamla konuşurken başkası geliyor Çok ilginç Sipariş numarasını verir misin bana sana zahmet Merhaba youtube'da canlı edin Ses görüntü canlı edinecektir Telsin var polisin Oo. Canlı yayın. Üzgünüm canlı yayın ama kamera Niye çevirip, canlı Sesini <laughs> alabilirim. Özel konuşacaksak ben hemen yardımcı olurum. Kamerayı çeviriyorum. Dostlar kamerayı çevireceğim. Polis arkadaş geldi. Ambulans geldi bu arada. Ambulans. bunlara da hiçbir şey... Olmuyor yani ilginç ya. ya. dükkanı işte. ee, şimdi kapatacağım. Ha bak e, e, işe iş iş yaradı. İşe yaradı mesela canlarını kapatmak da amaçlı. Kapattırmak da amaçları. İşe de yaradı. Bu adam kim ve niye sürekli beni görüyorum? Bak benim anlamadığım olay da bu. Bu insanların yaptığı şey troll. Belki adamı canlarından soğutmak <laughs> istiyorlar. İşte bu herif cimri işte bu herif pahalı oyun satıyor. 5000 liralık aleti 6500 liraya satıyor. Nefret ediyoruz diye yapıyorlar. E, adam 200 izleniyordu Şimdi işte 2500 izleniyor. Yani Diyeceğim de yani bunu düşünebilen bir adam sahte polis ihbarı ambulans ihbarı yapmaz yani çok da şey yapmamak lazım. Kutulu oyun devri bitti bitecek oyun fiyatları aldı başını gitti adam zaten doğru düzgün iş yapamıyor bir yayını var eğleniyor kafasını dağıtıyor İç, içinden geçtiniz herifin kesinlikle. Evet bugün bu konudan bahsetmek istedim arkadaşlar. Gerçekten hani birkaç insanın ya da bir yere yanlış yerde yanlış yer yanlış zamanda yanlış yerde bulunmanın nelere sonuç açacağını göstermek istedim. Tabi bu kesinlikle Taner abinin suçu değil. Zaten ben kendisini severim. Adamın canlılığına katılmışlığım bile var yani. Ve ben yaptıklarına bir sorun bulmuyorum. Fakat test otaylarının ağzından çıkan bir lafın Facebook'a düşmesiyle oradan adama cimri denmesiyle sonra hareketlerinin dalga geçmek için montajlanmasıyla oradan da buraya kadar ilerlemesi gerçekten çok ilgincime gitti. Yani ilginç bir ülkeyiz arkadaşlar. Yabancılarda doxing gerçekten çok büyük bir suçken, baya linçlenirken bayağı ayıp karşılanırken bizde gördüğünüz üzere millet gülüp geçiyor. Hatta bazıları iyi olmuş öyle canlın yaparsa oradan paraları götürürse falan deyip yapıyor. Üstüne bir yapıyor daha çok hani adam şikayet işte edeceğim diye korkulması gerekirken daha da çok yapılmaya başlanıyor. Gerçekten ilginç bir durumdayız. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha çok böyle gündem videoları görmek istiyorsanız bildirin, like atın, ben de yapayım.